İki farklı hayat tarzına sahip ailenin çocuklarının evlenmesiyle yaşanan kültürel çalışmaları konu alan Kızılcık Şerbeti dizisinde izlediğimiz sevilen oyuncuların hangi burcun özelliklerini taşıdığını ve gerçekte kaç yaşında olduklarını merak ediyor musunuz? Gelin dizinin oyuncu kadrosunu daha yakından tanıyalım ve burçlarının kişiliklerine nasıl yansıdığını birlikte keşfedelim. 2 Ağustos 1979 doğumlu Evrim Alasya, tipik bir aslan burcu. Lider ruhlu, sahnede olmayı seven biri. Aslında canlandırdığı cesur karakterlerde de bu aslan enerjisini hissetmek mümkün. Hem yetenekli hem de her projede kendini daha da geliştiren biri. Onu izlemek gerçekten keyif verici. Barış Kılıç, 22 Haziran 1978 doğumlu ve Balık burcunun duygusal, sezgisel yönleriyle tanınan bir aktör. Oynadığı karakterlere derinlik katarken bu burcunun hassasiyetini kullanarak izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Ömer karakteriyle dikkat çeken Kılıç, oyunculuk kariyerinden önce ekonomi eğitimi almış ve bu alanda profesyonel olarak çalışmış. Yurt dışında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 doğumlu ve Koç burcunun dinamik, cesur yönleriyle ön plana çıkan genç bir oyuncu. Gerçek hayatta olduğu gibi ekranlarda da bu enerjik ve atılgan tavrını sık sık görüyoruz. Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Türkoğlu, genç yaşına rağmen kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Oyunculuğa adım attığında üniversite eğitimini bırakıp tamamen bu alana yönelmiş. Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 doğumlu ve Yengeç burcunun duygusal ve ailesine bağlı özelliklerini taşıyan bir oyuncu. Bu hassas sezgisel yapısı duygusal sahnelerdeki başarısının arkasındaki sebeplerden biri olabilir. Güngör, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı ve televizyon dünyasına adım atmadan önce tiyatro sahnelerinde kendini kanıtladı. Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 doğumlu ve Terazi burcunun zarif ve dengeli özelliklerini taşıyan bir oyuncu. Hem gerçek hayatta hem de canlandırdığı karakterlerde bu zarif duruşunu ve estetik zevkini hissettirmek mümkün. Oyunculuk kariyerinden önce mankenlik yaparak modellik dünyasında başarılı adımlar atan Müjde Uzman, aynı zamanda çeşitli müzik kliplerinde de yer almış ve müzik dünyasında kısa bir deneyim yaşamıştır. Özel hayatında motor sporlarına olan ilgisi ve hız yapmayı sevmesi de onu farklı kılan yönlerinden biri. Ceren Karakoç, 1984 doğumlu ve Kova burcunun özgün ve yardımsever özellikleriyle tanınan bir oyuncu. Ekran önünde genellikle drama yapımlarında görsek de aslında komedi yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce tiyatro sahnelerinde aktif olan Karakoç, özellikle çocuk oyunlarında sahne alarak bu alanda deneyim kazandı. Güzel oyuncu, özel hayatında hayvanlara olan sevgisiyle biliniyor. Settar Tandroen, 15 Temmuz 1960 doğumlu ve Yengeç burcunun duygusal ve aileye bağlı yönlerini taşıyan usta bir oyuncu. Kariyerine sinemada başlayan Tandroen, bugüne kadar pek çok ödüllü projede yer alarak Türk sinema ve televizyon dünyasının en deneyimli isimlerinden biri haline geldi. Üniversitede öğretim üyeliği yaparak sanat alanında öğrencilere dersler vermiş. Özel hayatında ise fotoğrafçılık ve seyahat tutkusu dikkat çekiyor. Bilinç bulanıklığı sebebiyle hastaneye kaldırılan oyuncuya yapılan tetkiklerin ardından beyin kanaması teşhisi konmuştur. Yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinin ardından 14 Mart 2024 tarihinde taburcu olduğu duyurulmuştur. Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle oyuncunun rolü deneyimli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'a devredilmiştir. Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 doğumlu Başak Burcu'nun detaycı ve çalışkan özelliklerini taşıyan bir oyuncu ve yönetmendir. Ankara'da doğan Taylan uzun süre devlet tiyatrosunda hem oyuncu hem de idareci olarak görev yapmış. Bu süreçte hem sahnede hem de kamera arkasında önemli tecrübeler edinmiştir. Sinemada rol aldığı ve yönettiği birçok proje ödüllerle taçlandırılmış ve Türk sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Sibel Taşçıoğlu, 8 Temmuz 1976 doğumlu Aslan Burcu'nun cesur ve enerjik özelliklerini taşıyan bir Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Kariyerine 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sergilenen Tılsım adlı çocuk oyununda adım atmış ve tiyatro sahnelerinde kendini göstermiştir.
Taşçıoğlu oyunculuğun yanı sıra animasyon filmlerde seslendirme yaparak da yeteneğini geniş bir alanda sergilemektedir. Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir'de doğmuş ve Oğlak Burcu'nun kararlı ve disiplinli yapısıyla bilinen genç bir oyuncudur. Aslen Adanalı olan Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Hem akademik hayatında hukuk alanında ilerleyen hem de oyunculuk kariyerinde adından söz ettiren Türkmen çok yönlü yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Feyza Civelek, 1995 doğumlu ve Boğa Burcu'nun kararlı ve azimli yönlerini taşıyan bir oyuncudur. Genç yaşına rağmen Türk televizyonlarında dikkat çeken projelerde yer almış ve kısa sürede adından söz ettirmiştir. En ilginç özelliklerinden biri annesi Melis Civelek'in ünlü bir senarist olmasıdır. Feyza Civelek birçok popüler diziye imza atan annesiyle birlikte çalışma fırsatı da bulmuştur. Eğitim hayatındaysa İstanbul Beykent Üniversitesi'nden mezun olan Civelek, New York Akademi ve Harvard Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alarak kendini bu alanda geliştirmiştir. Özge Ozacar, 1995 yılında İstanbul'da doğmuş ve Boğa Burcu'nun sabırlı ve kararlı yönleriyle tanınan bir oyuncudur. Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde eğitim aldıktan sonra oyunculuğa yönelmiş ve İstanbul Kültür Sanat Akademisi'nde oyunculuk dersleri alarak yeteneklerini geliştirmiştir. Özacar, AVA, FİBA Banka ve Coca-Cola gibi büyük markaların reklam filmlerinde yer alarak ekranlarda boy göstermeye başlamış ve kısa sürede dikkat çekmiştir. Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatan, 24 Aralık 1951 Çanakkale doğumlu ve Oğlak Burcu'nun disiplinli ve kararlı yönleriyle bilinen bir sanatçıdır. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı ve yönetmen olarak da birçok projeye imza atmıştır. İlkokul ve ortaokul eğitimlerinin ardından İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim gören Uzunatan, henüz öğrenciyken İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılmıştır. Şehir tiyatrolarında oyunculuk kariyerine adım attıktan sonra yurt dışında oyunculuk ve koçluk üzerine eğitim alarak kendini daha da geliştirmiştir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sizin de favori oyuncularınız arasında yer alan isimler varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.